Ecrin geliyor efendim. Ecrin hoş geldin. Çok tatlişsin şu an. Teşekkür ederim. Elbisen, ayakkabıların, saçın, bayıldım. Çok hoş bir tarz. Nereden geliyorsun Ecrin? İstanbul Maltepe'den katılıyorum. İstanbul Maltepe'den evet. Geliyor bir kan için Ecrin. Evet. Ecrin hoş geldin. Hoş bulduk. Kaç yaşındasın? 19. 19. Evet. Ailenin haberi var mı buraya geldiğinden? Evet, ailemin haberi var. Ailenin haberi var. Daha önce evlilik falan yaptın mı? Hayır, yapmadım. Yapmadım. Hiç evlenmedim. Çalışıyor musun, okuyor musun? Çalışıyorum. Okulumu şu anda dondurdum. Annem babam birlikteler mi? Ben kardeşlerimle yaşıyorum. Bir ablam var, bir de kardeşim var. Annem vefat etti. Allah başın rahmet eylesin. Sağ olun. Bu şekilde. Egzotik hayvanların bakımını yapıyormuşsun. Panda, aslan, kaplan. Evet. He? Ne, hayvan bahçesine falan mı çalışıyordun? Yani şöyle bir takım orada çalıştım. Ama genellikle böyle çiftlik tarzı üzerine yerler. Bakımlarını yaptın. Evet. Oo, değişik, çok cesaret. Değişik yani için. Değişik bir duygu, değişik bir ilgi. Peki seninle ilgili değişik bir şey söyleyeceğim şimdi. sen normalde buraya başka biri için gelmedin mi Ecrin? Evet, aslında Uğur için gelmiştim ben. Uğur için, evet. Ben de öyle biliyorum çünkü doğrulamak istedim. Ama Birkan'ın Nagihan'la olan ilişkisi bittiği için, yani Birkan'ı ben uzun zamandan beri takip ediyorum aslında. Beğendiğim de bir bey. Evet. Şu anda aralarında bir takım şeyler bittiği için asıl duygularımı Birkan'dan duyuyorum. Zuhal abla, ben paralarının açılmasını istemiyorum. Bu nasıl ya? Uğur için geliyorum. Birkan'ın ilişkisi Nagihan'la bitiyor. Dalay hesabı değil. Şimdi biriyle bir ilişkin varken ben sana aday olarak gelemem. Dün gelmişsin. Evet, normalde dün geldim. Uğur'a çıkaracak. Sen bana mı geldin, Uğur'a mı geldin? Ben onu anlayamadım. Ben sana geldim. Bana geliyorsun, Uğur'a çıkacaktın öyle mi? Ben burada dün buradaydım aslında. Dün çıkamadım. Biliyorum evet. Hayır, benim anlamadığım nokta, bana bir cevap verir misin? Bana mı geldin, Uğur'a mı geldin? Şu anda ben sana geldim. Şu an değil, önceden. Önceden de sana karşı bir ilgim vardı. Uğur'a nasıl o zaman çıkacaktın dün? Bir şey söyleyeceğim. İsmin ne? Ecrin. Ecrin. İnsanlar senin deneme tahtan mı? Deneme tahtası değil. Bir yere gittiğin zaman duygularından ve kendinden emin bir şekilde gitmen lazım. Kimse başka bir insanın deneme tahtası değil. Olabilir ya, o kadar büyük. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Ama Zuhal abla, şimdi bu nasıl biliyor musun Zuhal abla? Ben açıklayayım. Ben dün Uğur'a geldim. Aa, Birkan ilişkisi bitmiş, neyse ben Birkan'a çıkayım. Kim boş derse ona çıkayım. Şimdi bir dakika, önce bir laflarımı bence dinleyip o şekilde tamam, bir konuşmaya başla. Bak, ben iyi bir şimdi birinin biriyle bir ilişkisi varken ben o kişiye aday olarak çıkamam. Ya sen buraya Uğur olarak gel, dün Uğur'a çıkacaktım diyorsun. Bugün de dün de, şimdi diyorsun ki Birkan ilişkisi bittiği için Birkan'a çıktım. Sen ne dediğini düşünerek mi söylüyorsun? Ne, düşünerek evet, konuşuyor musun? Düşünerek söylüyorum. O zaman senin gönlün birindeyken nasıl ben yanlış düşünüyorum, sen doğru düşünüyorsun. İyi ki de bana çıkmamışsın. Çünkü benim evet, tepkim aynen. Daha farklı olurdu. Ben de bir şey söyleyebilir miyim Zuhal abla? Şimdi sen aşağıda pusuya yattın, Uğur'a geldin. Diyelim sen Uğur'la burada çaya çıktın. Ne oldu, gizli gizli Birkan'la benim ayrılmamı mı bekleyecektin yani? Hayır, asıl olan duygularıma sahibi Birkan. Ha sen pusuya yattın, bizim ayrılmamızı bekledin. Ayrıldık, hemen dedik şey yapayım. Şimdi o senin görüş tarzın. Pusuya yatmış bir gibi dakika, bir konum olursa yanlış bir durum olur. Bir dakika, şimdi sen burada Uğur'a çıkmış olsaydın. Orada bir netleştirelim. Uğur'a çıkmış olsaydın sen dün. Uğur da seni kabul etmiş olsaydı. Ve siz çaya çıkmış olsaydınız. Biz o sırada ayrılmış olsaydık. Sen de Uğur'la ayrılıp Birkan'a mı geri gelecektin? Yo, durumlar farklı şekilde ilerlerdi o zaman. Aslında benim duygularım Birkan'a karşı var dedin değil mi? Peki evet. Birkan paralarının açılmasını istemiyor ama fikrini değiştirebilir. Nazlı Ali de birazdan burada olacak. Serkan'ın da karar anı var. Hepsi için sizden kısa bir süre için müsaade istiyoruz. Reklamla efendim buradayız. Evet, Ecrin'in söyledikleri biraz Birkan'ı gerdi. Benim anlamadığım bir nokta. Madem bana karşı bir ilgin var. Yani demek ki herhalde bir büyük bir ilgi ki.
Uğur'a çıkacaktın, benim ayrılmamı bekleyecektin değil mi Ecrin? Yani öyle mi? Şöyle söyleyeyim, bu Uğur Bey'in konuşması hani çok farklı tepkiler, çok abartıldı bence. Nasıl abartılı ya? Yani, sen bana talip geliyorum diyorsun. Şu anda diyorsun. En azından ben dürüst olup bunları söylüyorum. Yani çok abartmayı seviyorsunuz bence. Seviyorsunuz değil mi? Hayır, sen beni izledin yok, mi? Farklı şekilde de konuşabilirsin ama konuşma şeklin çok yanlış. Ya sen beni izliyorsun değil mi? Evet. Beni izliyorsun. Benim nasıl bir adam olduğumu da biliyorsun. Ama burada söylediğim şeylerde yanlış bir şey mi var? Yanlış bir şey mi var? Ecrin. Şöyle yapılamaz mıydı? Mesela hani belli ki uzun süredir bir kandan hoşlanıyorsun. Kafanda da o var. Evet. Hani gönlünde yatan aslan diyeyim bir kanmış. Sen ümidi kesmiş miydin bir kandan? Artık Nagihan'la yani beraberler. Evet, ümidi kesmiştim çünkü çok farklı olaylar gelişti. Bunlardan hiçbirinden haberim yoktu. Dün öğrenip ben çıkmadım. Bugün en baştan direkt olarak bir kana talip çıktım. Peki Uğur'a neden talip olmak istedin? Ümidi kestiğim için. Bir şey söyleyebilir miyim? Mikrofonum açık mı şu anda? Sesim açık. Geliyor mu? Ben sana yapacağım en yumuşak tepkiyi ve yorumu yaptım. Ben normalde ben böyle bir insan değilim. Sana yapabileceğim en yumuşak yorumu yaptım. En az tepkiyi verdim. Benim yorumlarım ve tepkilerim abartı diyemezsin. Peki Tuğçe'ye de mikrofon verelim. Yani kusura bakma Ecrin ama ben senin buraya evlenme niyetiyle geldiğini değil, kendini göstermek için geldiğini düşünüyorum. Zor ama ben bir şey söylemek istiyorum. Çünkü Uğur'a gelip de Birkan'a çıkmak, Birkan ayrılmamış olsaydı locadan başka birisine mi çıkacaktın? Hangisi şansıma benim anlamadığım diye bir yani böyle bir ne yapmalıydın? Konuşabilir miyim? Ne yapmalıydın? Ya Birkan Nagihan'la görüşüyorsa çıkmazsın yani ayrıldı. Ama mesela dün ayrıldı bugün gelirdin. Tamam aynı şeyleri konuşuyoruz. Şu anki ortada sonuç ama ve ayrıldılar. Ama dün Uğur'a geldiğinde dün de buradaydın. Ama açıklamamı yaptım burada yanlış olan bir şey yok ki. Ben yanlış şu anda olan dürüst ya olup yanlış tabii ki de Uğur'a bir adım gelmişken atıyorum. Birkan ayrılmış hadi Birkan'a çıkayım. Bu yanlış tabii ki de. Yok. Güneş. Sen şimdi yorum yapma ya Güneş. Rica ben Ecrin'e yapacağım. Hayır Ecrin'e de yapma. Bana gelen talibe de bana da yorum yapma. Niye? Senden rica ediyorum. Neden? Dün çünkü reklam arasında hiç hoşlanmadığım bir tavır yaptı bana. Sana. Evet ben bilmiyorum olaydan da hiçbir şeyden de benim haberim yokken. Ne oldu bir saniye sormak istiyorum. Nedir dün yaşanan? Güneş'in yaptığı tavır benim hiç hoşuma gitmedi. Bayana yakışan bir tavır değil o. Söylenebilecek bir şey değil. Anlatılabilecek bir şey değil. Sonra belki. Olay benlik değil. Neden bana laf attı onu da anlamadım. Rejimin haberi var durumdan zaten. Sonra belki sen. Ben senin yorum yapmanı istemiyorum. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ben bir şey söylemek istiyorum. Nagihan sen neden yorum yapıyorsun? Sen içinde bir şeyleri bitiremedin mi? Burada herkes birbirine yorum yapabiliyor Birkan. Birbirine? Evet. Daha herkes bizim, herkes dün birbirine yorum yapabiliyor. Kararımızı olumsuz verdik. Evet. Bunu bana yorum yapıyorsun. Ben seninle düşman değilim ki. Sen benimle düşmansan bilemem. Düşman olup olmamam önemli değil. Hmm. Senin yorum yapman biraz anormal bir durum bence. Ne alakası var? İçinde bir şeyleri bitiremediğini gösteriyor. Ne alakası var? Benim canım yorum yapmak istedi. Yorum yaptım. Tamam mı? O zaman herkes yorum yapsın. Tamam yapsın. Peki açtıracak mısın paravanı bir açtırmayacağım tabii ki. Açtırmayacağım. Zuhal abla. Ecrin bir saniye. Bir şey soracağım Zuhal abla. Ben belki çok da güzel bir kadın. Belki de benim beğenebileceğim bir kadın. Ama bu yaptığı tavırdan dolayı paravanı açtırmak istiyorum. Belki çok şey kaybettim. Bilemiyorum. Yani yanlış olan ama bunu burada abartıyor kapatıyorum. Bence. Yani yanlış olan bir şey yok. İnsanların dürüst olarak yaklaşmasını tabii şunu da gözden kaçırmayalım. Dürüstçe söyledi bunu en azından. Söylemeyebilirdi. Hanife, Hanife'nin mikrofonu açalım. Bence karşında bir bayan var sonuçta. Nezaketen de olsa bence paravanı açtırmalısın. Ben bir şey söyleyeceğim. Ben bir heyecimizi şey açtırsın mı diyor. Evet. Bak yani bu durumu sizin kadar yadırgamamış. Şadım abla. Tuğçe'ye söyleyeceğim ilkin bir şey. Bayana çok yüklendin. Onun ne suçu var ki? Gelmiş oraya oturmuş. Birkan sen de paravanı açtır. Ben sana bir şey söyleyeceğim yani Şadıman abla. Bu kadar erkek var değil mi locada? Herkesi soruyorum. Benim durumda olan erkek paravanı açtırır mıydı? Ya açtırsın. Niye açtırmıyor Birkan? Ne var açtırmayacak? Ne var? Bu biraz saygıya bakın, dayanıyor. Saygıya dayanıyor da o da bence duruma saygı duymalıydı. Uğur'dan ama Uğur'a Birkan, çıkacaktın. Birkan o, ilişkisi vardı. Hiçbir şey yok ortada. Ben senin yerinde olsam paravanı açtırırım. Peki Ecrin bir şey söylemek istiyor. Yani şöyle bir şey de olabilirdi Birkan. Yani bu şekilde de düşün. Sonradan da duyabilirdin bunu. En ya, azından ben sana saf olarak geldim burada. Başka ama, bir şekilde locadan başka bir insanların tepkileriyle de duyabilirdin. Şimdi Ecrin'in yaptığı etik bulunmuyor değil mi? Bir başkasından hoşlandığı halde bir başkasına talip gelmiş sonra vazgeçmiş olmuş bu olmuş.
Peki Birkan'ın yaptığı etik mi hala Nagihan'la arasında? Belli ki bir şeyler var, karşılıklı atışıyorlar ve oraya çıkıp Talip bekleyebiliyor. Bak şimdi Güneş, ben sana... Olduğu kadarıyla yapıyorum Birkan'cığım. Benim içimde bir ilişki olsa... Şahsıma bir şey... Dinlemesini öğreneceksin. Hep sen konuşamazsın burada, tamam mı? Şimdi iyi dinle beni o zaman. Benim içimde bir şey olsa merak etme, ben Nagihan'la çıkarım. Tepki vermememin sebebi zaten aramızda bir şey olmaması. Yoksa neden inandırıcı gelmiyor bana peki? Efendim? Bana şu an söylediklerin hiç inandırıcı gelmiyor. Nagihan'la bakışmalarınız, Nagihan'ın sana sözleri, senin ona sözleri. Cevap veremeyecek literatür olduğu ama, için kendisinde yapabilecek yani, evet, hiçbir şey yok. Yaşıyorum gayet. Ama Zalya bu gerçekten çok doldum yani Güneş'e. Yani yaptığı hareket... ne yaşadınız bilmiyorum ama böyle bir şey söyleme yani. Gereksiz bunlar ya. Son bir şey Uğur soracak. Evet. Neden peki lojada o kadar erkek varken onlar değil de bana gelmek istedin? Evet. Sen diğerlerine göre daha haklı başında duruyorsun ama şu söylediklerinden sonra fikrim emin ol çok değişti. Tamam, teşekkür Çünkü ederim. Nerede konuşup nerede susabileceğini bilmeyen bir karakterdesin. Peki böyle güzelce... Bu tartışmanın içine girince daha çok net belli oldu yani. Peki, İyi ki de öyle bir şey olmamış. İyi ki de dürüst Peki, olmuşum diyorum ben. Sence böyle anlattığın bir insan şunu hak ediyor mu? Ben bunu hak ediyor muyum? Hak etmiyor olabilirsin ama ağır bir şey söylemedim ki ben. Bana ağır bir şey söylemedin. Yani olayı büyüten farkında değilsin ama sen oldun yakın burada. Yakın arkadaşım diye mi? Karşılaştırmak mı istiyorsun? Yok. Açıklama yapıyorum ama algılamak istemiyorum. Önce yaptığının bir yanlış o olduğunu... O baktığımla tamam. alakalı bir durum. Mısınız? Ne? Hiç tanımadığınız, daha ilk defa gördüğünüz ve hislerini sadece burada bir iki kelimeyle aynen, dile getirebilmek için ufacık bir şans bulan bir kadının üstüne bu ne kadar gittiğinizin farkında mısınız? Bir insan ya siyahtır ya beyazdır. Çizgisi gri diye bir renk var. Bana dinledim anlatma. Seni. Ben heykeltıraşım. Bana dinledim. Anlatma. Seni renkleri dinledim. Biliyorum. Dinleyecek misin? Bekle şimdi dinle. Bir insanın rengi bellidir. Ya siyahtır ya beyazdır. Gri var hayat. Durdu. Bak benim lafımı kesme. Sen gri misin? Bitirmesini bekle. Güneş, ben seni dinledim sen mi? Gri misin? Bak. Hayat var ya, fen bilimleri formüllerini ezberlemek de yetmez. Haddini bilmek de gizlidir, bunu unutma. Ben Güneş, aynı şeyi az önce söyledim. Ama şimdi Zuhal abla konuşmasını bitirdi, dinledim. Güneş, bir şey soracağım, sen gri renkte misin? Ben gökkuşağının bütün renklerine sahibim, hiç ona sahipsin. Belli zaten o. Evet. Gökkuşağının tüm renklerine bunu sahip oldun. Bunu anlayabilmeniz de güzel. Yani sen şu arkadaşın yap... Bir saniye Uğur, neyi bu kadar büyük sen tepkiler? Sen şu arkadaşın yaptığını doğru buluyor musun? Ben o arkadaşın yaptığını doğru ya da yanlıştır demiyorum. Sizin tepkiniz aşırıdır diyorum Uğur. Sorumun cevabını verir misin? Aşırı tepki veriyorum. Şu an bana yapılmış ben o kadarını tanımıyorum. Bak soruma cevap Şimdi geldi, oturdu. Bir şey söylendi. Aslında Uğur'a işte gelmişsin ama bir kere çıkmışsın lafının üzerine. Bu kadar argüman geliştirip yani evet. Bu kadar kadının üstüne gitmeyi doğru bulmuyorum. Güneş, kusura bakma. Ben de diyorum ki hayır. Peki. Ben de bunlara Birkan. Açtırmamakta şey kararlı mısın? Zor abla aslında şu kadar konuşuldu ya. Ben bir paravanı açtırıp yüzündeki ifadeyi görmek istiyorum Ejri'nin. Sadece yüzündeki ifadeye bakacağım. Bu şekilde açılmasına taraftar mısın? Yani sadece amaç yüzümü görmekse bu şekilde olmasın. Ben yüzünü görmek değil. Bir şeyler hissedip geldim. Bak yüzünü geldim. Görmek değil. Ve devamını olmasını bekliyorum. Tepkin nasıl acaba bana karşı? Ama yani bu kadar da büyütülecek de yani ne aldınız yerden yere yani bu kadar da değil. Bir açalım paravanı o zaman. Yani. Çok yanlış düşünüyorsun bence. Yanlış düşünüyorum. Evet. İnsanlar bazen hata yaparlar. Belli ki sana karşı hisler var. Evet bir hata. Değişken tavır çok doğru bir şey burcu değil. Burcu yengeç burcu. Yengeç burcusun. Hislerin hemen değişebiliyor mu senin? Hislerim hemen değişmiyor ama siz yani burada söylediğim şey çok çıkmak, bak, farklı çıkmak bir şekilde algılandı. Ben mesela birine talip gittiysem, şahsım adıma konuşuyorum. O kişiye talip çıkamasam arkamı döner çeker giderim. Ama vazgeçmedim. Böyle vazgeçmedim. Uğur'a çıkarak mı vazgeçmemeyi? Hayır. Vazgeçmeyecektim ben de. Yani farklı algılanıyor hala. Söylediğim bir lafın üstünden çok farklı olaylar gelişti.
Yani bunu büyüten... Farklılaştıran sensin. Farklılaştıran ben değilim. Ben şu an gayet bak, net duruyorum. Bak bence gayet güzel bir bayansın, anladın mı? Bunları yapmana ya da gerek hani yok söylediklerinin bir açıklaması var. Az önce locadan bir bayan demişti. Ya da Nagihan'a karşı gerçekten hala içinde bir şeyler bitmedi. Ya benim Nagihan'la bir ilişkim yoktu ki zaten. Nasıl bir şey gelirsin içimde ya? Ben onu anlamıyorum. Benim ilişkimi dışarıda yaşadığım, burada yaşadığım bilmiyor ki. Öyle yorum yapıyor. Ama yanlış tepki bu. Ben geldiğin için teşekkür ederim Ercin. Ecrin, güzelsin. İnşallah önüne istediğin gibi biri çıkar diyorum. Teşekkür ederim. Peki Ecrin, ne yapacaksın? Devam edeceksin mi? Evet, devam edeceğim. Peki şimdilik böyle alacağım tamam. Seni de. Alkışlarla uğurluyoruz Ecrin'i. Yaralana yalvaçma, yüreğime